İyi akşamlar efendim. Yepyeni bir mercek programı ile tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan tüm güzelliğiyle devam ederken tabii pek çok güzellikleri de bir arada yaşıyoruz. Bu haftada 10-16 Mayıs bildiğimiz gibi engelliler haftası. Programımda bu haftaki konuklarım da çok özel. Özel bir konunun özel konukları var. Öncelikle ben kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Avukat Turan İşli. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Bir diğer konuğum Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Sayın Avukat Suha Sağlam. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sol tarafımda ise 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Sayın Hakan Erdoğan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun Hasan Bey. Dernek Başkan Yardımcımız Ahmet Atacan. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey, sağ olun. Bugün burada neleri konuşacağız? Doğru bildiğimiz yanlışları veya engellilerimizin yaşadıkları zorlukları, onlar hak ettiklerini alıyorlar mı? Toplumdan ne istiyorlar? Bunları konuklarımla konuşmak istiyoruz. Efendim süremiz kısıtlı olduğu için ben çok fazla uzatmadan öncelikle tekrar konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Bir program nedeniyle Afyonkarahisar'a geldiler. Bizleri de kırmadılar sağ olsunlar. Programımıza teşrif ettiler. Sayın Turan Bey, efendim isterseniz sohbetimize sizden başlayalım. Evet, efendim. Ben tekrar Afyonkarahisar'a hoş geldiniz dedikten hoş sonra. Federasyonun çalışmaları, kuruluş yapısı hakkında konfederasyonun efendim. Evet. Konfederasyonumuz bu alanda çalışan, yani engeller alanında çalışan federasyonların üst örgütü, çatı örgütü. Bize bağlı 6 tane federasyon var. Her engel grubu temsil ediliyor. Bedensel engeller, görme engeller, işitme engeller, zihinsel engeller. Bütün engel gruplarını temsil ediyor çatı örgütü. Tabii bu federasyonlara da dernekler bağlı. Yaklaşık 100 dolayında dernek bu federasyonlarımıza üye. Evet. 100 bine yakın da gerçek üyesi var bu derneklerin. Yani örgütlü 100 bine yakın engelliyi temsil eden bir kuruluşuz biz. Bizim başlıca amaçlarımız, çalışmalarımız, bir bilimsel alanda engellilik konusunu ele alıyoruz. Zaman zaman çalıştaylar yapıyoruz. Konferanslar, paneller düzenliyoruz. Ve 2 yılda bir de uluslararası bir kongre yapıyoruz. Engellilik alanındaki bilgi birikimini derliyoruz. Ve bilgi paylaşımı, deneyim paylaşımı yapıyoruz uluslararası ortaklarımızla. Genellikle dünya örgütlerinin de üyesiyiz biz. Hem IDA kısa adıyla anılan Uluslararası Engelliler İttifakı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kuruluşun üyesiyiz. Hem de Avrupa Engelliler Forumu adındaki Avrupa ülkelerinin çatı örgütü olan bir kuruluşun üyesiyiz. Bu her iki kuruluşta gerek IDA gerek EDF biri Birleşmiş Milletler'in danışma örgütü sivil toplum adına, öteki de Avrupa Birliği'nin danışma örgütü. Biz onların her ikisinin de üyesiyiz. Kongrelerine katılıyoruz. Bu kuruluşlar da bu sözünü ettiğim 2 yılda bir yapılan uluslararası kongreye katılıyorlar. Daha önce istihdam konusunda teknoloji, bilişim teknolojisinin engellilerin hizmetine sunulması konularında uluslararası şeyler yaptık. Kitaplarını yayınladık. Şimdi 15 Temmuz dolayısıyla bu hain darbe girişiminden dolayı o yıl yapmamız gereken eğitimle ilgili çalışma bu döneme kaldı. Önümüzdeki süreçte onu da tamamlayacağız. Eğitim alanına da gireceğiz. Bir yanı bilimsel çalışmalarımız, yani öyle diyelim, engelli konusundaki araştırmalar vesaire. Öteki yanı bizim çalışmalarımızın engelli hakları için mücadele etmek. Yani engellilerin yasal güvencelere kavuşturulması için çeşitli alanlarda bu mücadeleleri sürdürüyoruz. Demokratik hak arama yollarını kullanıyoruz. Savunuculuk biçimlerini kullanıyoruz. Ve haklarımızı elde ediyoruz. Biz esas olarak hak temelli bir örgütüz. Bir yardım örgütü değiliz. Evet. Engellilerin haklarını
elde etmek için savunuculuk etkinlikleri yapan hak temelli bir örgütüz. Engelli haklarını biz bir lütuf, bir bağış gibi ele almıyoruz. İnsanın doğuştan getirdiği, sahip olduğu haklar, temel haklar olarak ele alıyoruz. Onun için de bu hakların yasalarca da tanınması için mücadele ediyoruz. Genel olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bir yandan da tabii biraz sonra belki ayrıca gireceğiz. Türkiye'de engelli meclislerini ve onların çatı örgüt durumda olacak olan Türkiye Engelliler Meclisi'ni kurmak için çalışmalar yürütüyoruz son bir yıl içerisinde. Evet, onu ilerleyen süreç içerisinde soracağım efendim. Ben hemen Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Sayın Fuat Soya'ya dönmek istiyorum. Efendim, isterseniz siz de federasyon çalışmaları yapısı hakkında kısa bir bilgi verelim. Federasyonumuz 1976 yılında kuruldu. Bu kurulma amacı görme engellilerin eğitimi, istihdamı, kültür, sosyal erişilebilirlik sorunları, yani doğumundan bir engellinin, engelli doğan bir kişinin doğumundan ölümüne kadar ki hayatın her aşamasındaki sorunlarının çözümü için tespit ve önerilerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş bir federasyon. Bize bağlı 7 dernek var ve bu derneklere üye olan 13 bine yakın da gerçek kişi görme engelli üyemiz bulunmakta. Biz de Engelliler Konfederasyonu'nun bir üyesiyiz. Türkiye Körler Federasyonu adı altında. Aynı zamanda Avrupa Körler Birliği ve Dünya Körler Birliği'nin de üyesiyiz. Ayrıca bunların yönetim kurulu üyelerinde de ülkemizi temsil eden bir yönetim kurulu arkadaşımız var. Kısaca bunu söyleyebilirim zamanı verimli kullanmak için. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben hemen çok kısa Hakan Bey'e de söz vermek istiyorum. Hakan Bey alınmasınlar. Ben federasyon başkanımız ve konfederasyon başkanımızdan daha fazla maksimum fayda etmek istiyorum. Siz nasıl olsa buradasınız. Siz evin insanısınız diyeyim. Tabii biz buranın insanıyız. Evet, efendim size de bir hoş geldiniz diyeyim. Kısaca bir iki cümleyle derneğimizden hem sizden alayım bu görüşleri hem de dernek başkan yardımcımız Ahmet Bey'den. Tabii. Altı Nokta Körler Derneği Afyon Şube Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Yaklaşık derneğimiz 20 yıl. Bu sene 20. yılımız. Sağ olsun daha önceki başkanlarımız yürütmüş, devam ettirmiş. Ben de yaklaşık 1,5 senedir başkanım. Aynı zamanda da az önce Engelliler Konfederasyon Başkanımızın dediği gibi Türkiye Engelliler Meclisi'nin de temsilcisiyim Afyonkarahisar'da. Dernek faaliyetlerimiz genelde eğitim, istihdam, kurslara yönelik yapısı var, faaliyetleri var. Bu kadar bahsedebilirim. Zamanı kısa kullanmak için ben sözü size bırakıyorum. Evet, Ahmet Bey sizden de birkaç cümleyle efendim. Ben Afyon Altı Nokta Şube Başkan Yardımcısıyım. Yaklaşık 10 yıldır bu yönetimin içerisindeyim. Genel merkezimiz Altı Nokta Körler Derneği yaklaşık 1950'li yıllarda kurulan bir dernek. Gerçekten Turan Başkanım, Suha Başkanım, Genel Merkez Başkanlığı yaptığı dönemlerde de şimdiki görevlerinde de başarılılar. Ben fazla söz uzatmadan bugün sözü Turan Başkan'a, Suha Başkanım'a bırakıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Turan Bey, öncelikle size dönmek istiyorum efendim. Engelli haklar için mücadele ediyoruz dediniz. Evet. Biz yardım istemiyoruz dediniz. Evet. Tabii bunları toplumumuzda istismar eden kurumlarda, derneklerde var, kişiler de var diyeyim. Engelli haklar için bugüne kadar ne gibi bir kazanımlar içerisinde olun efendim? Şimdi şunu söyleyebilirim. Türkiye'de engelli hakları mücadelesi sistemli olarak, örgütlü olarak 1991 yılında başladı. Daha öncesinde de tabii bir takım
sınırlı mücadeleler var, kazanımlar var. Genel bir tablo çizmek gerekirse asıl engelliler ve yoksullar, kimsesizler konusunda Cumhuriyet'in kurumları biliyorsunuz. SEÇK gibi, yani Sosyal Hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlar Cumhuriyet döneminde kuruldu. İlk uluslararası çocuk hakları sözleşmesi, anlaşması Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında imzalandı ve bunun içinde engelli çocuklar da var. Ve ilk körler okulu, sağırlar okulu İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün bağışladığı Atlı Köşk'te eğitime başladı. Böyle bir süreç, yani Cumhuriyet'le başlıyor ama engelli hakları mücadelesi anlamında engellilerin bizatihi kendilerinin sürdürdüğü mücadeleler 1960'lı yıllardan sonra yer alıyor. Çünkü o güne kadar çok fazla eğitimli engelli yoktu Türkiye'de. 1960'lara gelindiğinde yavaş yavaş meslek sahibi olmaya başladılar, eğitilmeye başladılar vesaire. Sonra kendi sorunlarına sahip çıktı ve devam etti. Yani Türkiye'de engelli hakları alanında önemli kazanımların tamamı engellilerin örgütlü mücadelesi sayesinde, sokaklara çıkması sayesinde, imza kampanyaları, yürüyüşler, lobi faaliyetleri yapmaları sayesinde elde edildi. 2005 yılında biliyorsunuz bir engelliler kanunu çıkarıldı. Engelliler kanunuyla engellilerin önemli sorunlarının tamamına parmak basıldı. Tabii onun da yetersizlikleri vardı. Bir de uluslararası planda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından bir iç hukuk metni haline getirilmesi mücadelesi var. O da 2009 yılında başarıldı. 2009 yılından itibaren 28 Eylül 2009 tarihinden itibaren Türkiye'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bir iç hukuk metnidir. Türkiye için bağlayıcı bir metindir. Böylece aslında mevzuat, yasallaştırma anlamında iş tamamlanmak üzere. Tek tük aykırı yasalar var. Hala yasal bazı düzenlemelere ihtiyacımız var ama esas itibariyle mevzuat sorunu çözülmüş durumda. Özellikle sözleşmenin de bir iç hukuk metni haline gelmesiyle birlikte. Yani bir engelli ben şu hakkımı arıyorum dediği zaman dayanabileceği yasal dayanaklar var. Ya sözleşme ya engelliler yasası bunun için epey bir imkan veriyor. Sorun, asıl engelliler alanındaki sorun şu anda mevzuata girmiş olan hakların uygulamaya konulmasıyla ilgili. Çünkü yeterince bir bilinç yok. Gerek engelli kitlesinde, gerek ailelerinde, gerek toplumda, gerekse engelli haklarını uygulayacak olan bürokrasi, bürokratik kurumlar ve bürokratlarda yeterince bir bilinç, farkındalık yok. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu, mevzuat açısından gelmiş olduğu aşamayı henüz hayata geçirebilecek bir birikim yok. Şimdi konu, sorun bunun sağlanması. Örneğin erişilebilirlikle ilgili yasaların tamamı çıktı ama erişilebilirlik hala çok gerilerde. Biliyorsunuz sokaklarımız, parklarımız, kamu kullanım alanlarımız, evet, toplu taşıma araçlarımız engellilerin erişimine önemli oranda uygun değil henüz. Kısmen yapılan işler var ama bunlar da yeterli değil. O yüzden uygulamaya konulması bu hakların şu anki birinci sorunumuz. Evet. Efendim, Sayın Suğa'ya dönmek istiyorum efendim. Geçtiğimiz hafta, bu hafta içerisinde Engeller Haftası'nın başlangıcı nedeniyle Sayın Valimizin de katıldığı bir program vardı. Bu programda Valimizin, az önce Sayın Turan Bey de bahsetti, pek çok dernekten bahsetti. Çok farklı derneklerin olması, tek çatı altında toplanılmaması acaba sizde bir güç kaybı yaratıyor mu efendim? Şimdi tabii yani ülkemizin demokratik layık bir cumhuriyet olması çok seslilik açısından önemli. Dolayısıyla dernekler mevzuatı da 7 kişi bir araya gelip bir dernek kurabilir der ve engellilik alanında bu mevzuata tabi yürüyor. Şimdi dolayısıyla bizim çok fazla dernekle bir arada olmamız
bizler açısından özü itibariyle çok sorun değil. Evet. Ama bürokrasi, ya bu kadar çok dernek oluyor, her biriniz farklı farklı şeyler söylüyorsunuz, bari birleşin, gelin, işte teke inin deniyor. Ben biraz da bunu böyle halkımızın da anlayacağı şekilde söylüyorum ama Türkiye'de aynı çizgide 3-4 tane de siyasal parti var. Yani aynı konuyu savunuyorlar ama farklılar. Dolayısıyla onlara ya bırakalım bunları da tek partiye dönelim demiyoruz. Biz asgari müştereklerde farklı dernekler hak temelli mücadele ediyorlarsa engellileri yasal haklara ulaştırmak için uğraşıyorsa, yasal haklarını engelleyen bir olumsuz unsur varsa onların giderilmesi için mücadele edeceğim diyen dernekler asgari düzeyde bir araya geliyorlar. Ya federasyonları işte bizim gibi ya konfederasyonları oluşturuyorlar ve tek sesli hale zaten geliyorlar. Ayrıca yerelde de işte yerel engelli meclisleri, kent konseyi engelli meclisleri adı altında platformlar oluşturarak ortak sorunların çözümü içinde gayret ediyorlar. Tabii bürokrasi, yereldeki en büyük mülki amir, valilerimiz, kaymakamlarımız, duruma göre belediye başkanlarımız çok fazla dernekle uğraşmaktan yani cümleyi de yanlış kurmak istemiyorum. Bir yoruluyor olabilirler. Evet, evet. Yoruluyor olabilirler ama son tahlilde bunlar bizim insanımız, toplumumuzun bir parçası. %12'yi oluşturuyor nüfusumuzun. Dolayısıyla nasıl diğer alanlardaki çok sesliliğe tahammül edip emek, kaynak harcıyorsak, engellilik alanındaki bu çok sesliliğe de hoşgörü göstermeliyiz, onları dinlemeliyiz. Özellikle de engellilikle ilgili bir planlama, çalışma gerekiyorsa engelli sivil toplum kuruluşlarına sormalıyız diye evet. Düşünüyorum. Evet efendim, aslında tüm insanlar için önemli olan güvenlik, ulaşım ve erişim. Bunlar insanın olmazsa olmazıdır. Tabii bu konularda sizin için, yani engelli kardeşlerimiz için çok önemli. Bu konuda hem sizin görüşlerinizi hem de Turan Bey'in düşüncelerini almak isterim. Aynı paralellikte erişilebilir ve ulaşılabilir bir kent mimarisi konusunda sizin düşünceleriniz nedir efendim? Ben herhalde değil mi önce? Buyurun efendim. Şimdi şöyle, yani ulaşım ve erişilebilirlik deyince fiziksel çevreye erişim başlığı altında ele alabiliriz. Bunun için şunu söylememiz gerekir. Şehirler engellilerin tek başına başkalarına ihtiyaç duymadan bağımsız ve güvenlikli bir biçimde bir yerden bir yere şehir hayatı, şehir koşuşturması içerisinde gidebilmesini amaçlıyor. Yani bir engelli evinden okuluna, evinden işine, işinden sinemaya, tiyatroya, sporuna gidebilecek şekilde şehrin planlanması gerekiyor. Şimdi şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bir ortopedik engelli. Evinde asansör yok. 5. kattan, 3. kattan apartmanın çıkışına gelecek. Eğer koltuk değnekli, hatta daha ağır bir pozisyonda olan arkadaşlarımız da var, sandalyeye binmek durumundaki bir ortopedik engelli, evinden apartmanın dışına çıkabilmesi için bir asansöre ihtiyaç var, değil mi? Evet. Şimdi eğer asansör yoksa bu engelli kardeşimizin çevresindeki insanlara bağımlı olması gerekiyor. Çünkü onu tutacak, kaldıracak, indirecek diye sayabiliriz bunu. Şimdi sokağa çıktı. Diyelim asansör var. Sokağa çıktı. Çünkü düz ayak indi asansörle. Sokağa çıktığı zaman eğer 40 santim bir kaldırımla karşı karşıya kalırsa kaldırımdan nasıl inecek veya kaldırıma nasıl çıkacak? Eğer ona uygun eğik düzlem, standartları
düzgünce yapılmış bir eğik düzlem yoksa nasıl o kaldırımdan karşıya geçecek? Onu da bırakın efendim, kaldırımda nasıl yürüyecek? Kaldırımda gidiyorsunuz, karşınıza ya bir direk çıkıyor, hani ya bir ağaç çıkıyor. Görme engelliler için, evet. Tabii görme engelliler için de benzer sorunlar var. Yani sonuçta bakın biz mesela bazen öyle oluyor ki hani bir ortopedik engelli arkadaşla, ben görme engellilere de döneceğim tekrar ama ortopedik en çarpıcı ve görünebilir bir zorluk o. Herkesin de empati kurarak kendisinin bu durumda olması halinde nasıl bir çözüm üretilmesi gerektiği fikrini taraflara vermesi açısından önemli. Şimdi bu zorlukları yaşıyoruz. Şimdi görme engelliler için de benzer sorunlar var. Belki evet. Ortopedik engelli arkadaşlarımız kadar çok can yakıcı bir şekilde bunu hissetmesek bile onun için de var. Şimdi belediyelerimiz sarı çizgi veya iz takip yolu yapıyorlar. Yalnız bunu yaparken kullandıkları malzeme dahil artı onların onayını alıp evet bu tamamdır deyip kontrol mekanizmalarının düzgün yapılmaması halinde bir görme engellinin karşı karşıya durumu, sizin de ifade ettiğiniz gibi ben söyleyeyim. Sarı çizgi takip ediyorsunuz bastonunuzla, öyle bir yere geliyorsunuz ki nasılsa bu sarı çizgi düzgün yapılmıştır, güvenliklidir. Benim hiç kimseye ihtiyacım olmadan canımın, vücudumun da sağlığını koruyacak şekilde çatmadan götürebilirim, düşmeden gidebilirim diyebiliyorsunuz değil mi? Evet. Güveniyorsunuz o sarı çizgiye. Tabii. Ama bir müddet sonra tam hız almışsınız, normal oradan gidiyorsunuz, bir ağaç çıkıyor karşınıza. Yani bunu yapan uygulayıcılar veya bir direk çıkıyor veya bir büfe çıkıyor veya ne bileyim bir esnafın tezgahı çıkıyor ya da otopark gibi kullanıldığı için kaldırımlar araç çıkıyor. Veya şimdi, işte o araç dediğiniz aslında zihinsel engelli bir kişinin koyduğu bir araç çıkıyor oraya park ettiğiniz. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Yani dolayısıyla bizim istediğimiz şey şehirlerimizin tüm engellilerin bağımsız, özgür ve güvenli bir biçimde hareketini temin edecek altyapının yapılması. Bunun için de belediyelerimiz elbette yılların birikimi içerisinde üst üste yığılmış bu sorunu bir günde çözemeyebilir. Ama efendim çok özür dilerim. İsterseniz bu çözüm önerilerini, taleplerinizi ikinci bölümde dile getirelim. Ben bu konuda Turan Bey'in de fikrini almak istiyorum. Son iki dakika içerisine evet. Giriyoruz ilk bölümün efendim. Evet. Buyurun efendim. Şimdi erişilebilirlik gerçekten çok önemli bir sorun. Sadece erişilebilirlik deyince hani fiziksel çevreye erişimi anlamıyoruz. Hizmetlere erişim, haklara erişim, bilgiye erişim de erişilebilirliğin bir şeyi, parçası. Suha Bey erişilebilirliğin fiziksel boyutunu anlattı. Onun sıkıntılarını da söz etti. Bir de bilgiye erişim sorunu var. Örneğin engellilerin, görme engellilerin özellikle bilgiye erişim sorunu var. Çünkü görme engelliler görmedikleri için mürekkep baskılı şeyleri okuyamazlar. Televizyonlardaki altyazıları okuyamazlar. O zaman kaynaklara nasıl erişecekler? Web sitelerine yani girebilirler ama normal koşullarda giremezler. Şimdi onu sağlayan teknolojiler geliştirildi dünyada. Yani artık bu tür engeller yok ama o teknolojilere görme engelli bireyin eğitilmesiyle o teknolojiye ucuz değil çünkü bu teknolojiler erişebilmesi için bir takım kaynakların sağlanmasıyla erişmeleri mümkün. Bugün bilgisayarları görme engelli bireyler sesli programlarla kullanabiliyor. İnternete girip her türlü bilgiye erişebiliyor. Ama bunun içinde o pahalı olan cihazların görme engelli bireyler tarafından alınmasını sağlayacak destekler olması lazım. Bu destekleri bir yandan Aile Bakanlığı ve ona bağlı kurumlar verecekken bir yandan da belediyelerin vermesi gerekiyor. Erişilebilirlik sorunun bir bölümü de dediğim gibi bu. Hizmetlere erişim bir başka sorun. Sağlık hizmetlerine erişebiliyor muyuz? Efendim eğitim hizmetlerine erişebiliyor muyuz? Buralarda çok ciddi sorunlar var.
Türkiye'de ne yazık ki okullaşma oranı genel olarak %90 iken engelliler arasında okullaşma oranı %9. Yani 10 misli fark var. Çok acı. Evet. Evet. Yani ancak %9'u engellilerin eğitime erişebiliyor. Bu anlama giriyor. Oysa toplumun geriye kalan bireylerinin %90'ı eğitime erişebiliyor. Ancak %10'u erişemiyor. Dolayısıyla istihdama erişim gene Türkiye'de maalesef Türkiye'de işsizlik oranı %10-15 arasında telaffuz ediliyor. İşte kriz dolayısıyla biraz arttı. Bu işsizlik oranı engelliler arasında işsizlik oranı %90'ın üzerinde. Evet maalesef. Evet. O bakımdan erişim, hani erişilebilirlik çok önemli bir konu. Çözüm konularını zaten daha sonra konuşacağız. Evet, evet. Efendim kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra çözüm konularını konuşacağız. Efendim engelli bireylerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuğumuz programımızın ikinci bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben tekrar konuklarıma hemen dönmek istiyorum. Çok sözü uzatmadan Sayın Turan Bey isterseniz sizden evet. Başlayayım. Akabinde de Suat Bey'e söz evet. Vereyim. Evet. Efendim kampanyalarınız var evet. Bildiğim evet. Gibi. İsterseniz bunlardan biraz şu bahsedelim. Şu anda yürütmekte olduğumuz ve çok geniş bir engelli kitlesini ilgilendiren bir kampanyamız var. Hem bu kampanyanın desteklenmesi hem de neleri içeriyor bu konuda biraz bilgi vermek isterim. Türkiye'de engelliler 2022 sayılı yasaya göre muhtaçlık aylığı alabiliyor. Bir de 2828 sayılı yasaya göre de bakım ücreti alabiliyor. Bunların koşulları var. Eğer bir engelli birey %50'den fazla engele sahip ve bakıma muhtaç raporu almış ise asgari ücretin 1/3'ünün altında hane içinde fert başına düşen gelire sahipse bakım hizmetinden yararlanabiliyor. Yani bir asgari ücret tutarında bakım aylığı alıyor ona bakan kişi. Bir de yine eğer %40'ın üzerinde engeli varsa ve demin söylediğimiz gibi hane içinde fert başına düşen gelir asgari ücretin 1/3'ünün altında ise bu sefer muhtaçlık aylığı alabiliyor. Şimdi biz burada bu hane içinde fert başına düşen gelir kriterine bu kavrama karşı çıkıyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Neden ediyoruz? Örneğin bir aile içerisinde 4 kişi var, biri engelli. Bu 4 kişiden biri çalışıyor. Öyle düşünün. Ve o aileye de 3000 lira gelir giriyor. Bölüyorsunuz 750 lira. Şimdi engelli bireyin hiçbir geliri yok aslında. Fakat 750 lira geliri varmış gibi gözüküyor. Ve geliri 750 lira geliri var olduğu için de örneğin engelli aylığından yararlanamıyor. Evet. Çünkü asgari ücretin 1/3'ünün üstünde oluyor bu ondan yararlanamıyor. Bunu diğer bakım hizmetine de uygulayabilirsiniz. Biz diyoruz ki birey engelli kişi bir bireydir. Ona bir hak tahsis ediyorsanız onun bireysel kazanımları, geliri, özelliklerini dikkate alın. Yani aileye bağımlıymış gibi değerlendirmeyin. Sonuçta o ailenin içine giren paranın otomatik olarak kişinin kendi başına düşen payı kadar ona para harcamıyor. Ya ailelerimiz yoksul. Belki de zar zor ayakta duruyor 2000-3000 lira aylıkta zar zor ayakta duruyor. Engelliye ayırdığı pay asla onun payına düşen, bölündüğü zaman elde edilecek miktara tekabül eden miktar değil. Dolayısıyla bizim burada eğer bu hakları tahsis edeceksek, bu paraları ödeyeceksek muhtaçlık aile veya da bakım hizmeti bizim engellinin gelirine bakmamız lazım. Engellinin geliri varsa onu bu kriterlerin üzerindeyse vermeyelim. Ama engellinin geliri yoksa hiçbir koşula bakmadan
engelliye bu yardımları yapalım, bu muhtaçlık aylığını ödeyelim veya bakım hizmetini sunalım diye bir kampanya başlattık. Şu anda kampanyamız sosyal medya üzerinden devam ediyor. Change.org'da bir imza kampanyamız var. Bunu anlayan, bilen arkadaşlarımız, eğitimli arkadaşlarımıza sesleniyorum. Türkiye Engelli Meclisi.org sitesine girdikleri zaman bizim bütün bilgilerimize erişebilirler, linklerine erişebilirler. Bu kampanyanın linkleri de ve görselleri de, neyi istiyoruz tam olarak, sloganlarımız nelerdir, o şeyden, web sitesinden erişebilirler. Türkiye Engelli Meclisi.org sitesi burası. Evet. Bu o kadar çok engelliyi ilgilendiriyor ki bunun sonuçları. Engellilerin, ihtiyacı olan engellilerin belki yarıdan fazlası sırf bu kriterler yüzünden bu aylıkları alamıyorlar. Kendi gelirine bakılsa daha çok engelli bu haklardan yararlanacak. Böyle bir kampanya yürütüyoruz. Desteklerini istiyoruz bütün vatandaşların. Çünkü birkaç milyon engelliyi ilgilendiren bir sorun. Evet, çok teşekkür ederim. Ben hemen Su abiye dönmek istiyorum. Efendim, tabii engellilerimizin çalışma hayatına katılması ne derece gerçekleşiyor? Yani bunun bir de, ben buna paralel kısa bir bahsederseniz, bu konunun istismarı, kamuoyunda doğru bilinen yanlışlar nelerdir efendim? Şimdi istihdamla ilgili sorun demin başkan da ifade etti. Engellilerin istihdamı %10'un altında. Yani dolayısıyla oldukça düşük bir oran. Çünkü ülkede çalışanların %80'den fazla çalışan var. Çalışabilir nüfusun %80'i iş sahibi. Her ne kadar işsizlik var desek de genelde çalışabilir nüfusun %80'den fazlası çalışan kişi. Ama kamuda, ama özel sektörde. Ama engellilik alanında bu 100 işçiden 10'u bile değil. Dolayısıyla engellilerin istihdamı ciddi bir sorun haline gelmiş oluyor. Eğitim bile almış olsa işe yerleştirilmesinde çeşitli engellemeler oluyor. Kamuda engelli çalıştırma kotası %4, özel sektörde ise %3. Dolayısıyla bu kotaların doldurulabilmesi için engelli sivil toplum kuruluşları İşkur'la da işbirliği halinde buraların bir an önce doldurulması için özel gayretler gösteriyoruz. Konfederasyon ve federasyon olarak engelli kamu personel sınavı açılmasını geçmişte yapılan mücadelelerle gerçekleştirdik. 2 yılda bir engelli kamu personel sınavı açılıyor ve bunun sonuçları son değişikliklerle 4 yıl geçerli oluyor. Devletimizden, hükümetlerimizden bu arada isteğimiz yıl içerisinde tercih sayısını artırmaları. Yani engelli kamu personel sınavı yapıldıktan sonra 4 yıl süreyle geçerli oluyor bu sınav sonuçları. Yeniden 2 yılda bir, 2. yılda tekrar sınava girebilir engelli kardeşlerimiz ve 2 puanı elinde olduğunda yüksek puan geçerli oluyor. Ama burada önemli olan şey şu, siz sınava girmiş olmanız yetmiyor. Sınava girince hemen bir işe yerleştirilmiş, başarı durumuna göre bir işe yerleştirileceğinizin o an için garantisi yok. Sınavı takip eden zaman dilimi içerisinde tercih kılavuzlarının ilan edilip kaç engellinin hangi kuruma alınacağının da tespit edilip ilan edilmesi, engelliye duyurulması ve engellilerin de puan düzeylerine göre tercihlerini yapması gerekiyor. Biz çok uzun yıllardır bu tercihlerdeki kontenjanın, alınacak sayının yüksek tutulması için hem Çalışma Aile Bakanlığı ile hem Devlet Personel Başkanlığı ile, kaldı ki o yakın bir süreçte kalkıyor yeni yapılanmalar gereği, görüşerek sayıların artırılmasını talep ediyoruz ve aynı yıl içerisinde en az 2 ya da 3 tercih açılarak
sınava girmiş arkadaşların umudunu gerçekleştirmelerini, işe girme muratlarının gerçekleşmelerini talep ediyoruz. Tabii özel sektörde ciddi bir sıkıntı var. %3 kota olunca cezalar da var eğer kotayı doldurmuyorsa özel sektör normal koşullarda çalıştırmadığı her işçi başına 2019 yılında bu rakam sanıyorum 2600 liranın üzerinde çalıştırmadığı her engelli işçi için aylık cezası. Ama bu cezalardan özel sektör kurtulabilmek için işverenler çok düşük oranlı engelliyi tercih ediyor. Yani işte iki parmağı olmayan gibi, ne bileyim süregen hastalıkları olan engelliler gibi. Bunlar da %40-50 aralığındaki engelli oranına kabaca denk gelen oranlar. Dolayısıyla bizim yıllardır savunusunu yapmaya çalıştığımız engel, gerçek engel grupları, yani görme engelli, orta beden engelli, işitme engelli, zihinsel engelli gibi, kaldı ki onların hepsi çalışabilir durumda değil, işe girmesini engelleyen bir unsur oluyor. Hani diyoruz ya, ne kadar güzel engeller için bir kota var ama işte o kotayı özel sektör özellikle düşük oranlı engellileri seçerek gerçek korunması gereken, işe alınması, üretime dahil edilmesi gereken engelliler geride kalıyor. Bu da bizim maalesef yanlış bildiğimiz uygulamalar. Evet. Tabii bu özel sektör konusuna geldiğiniz zaman limit çok düşük oluyor. Fakat öyle bir noktaya geliyor ki artık işveren mecbur olduğu için almak durumunda hissediyor. Tabii işte o ceza alıyor, bazıları çalıştırmıyor bile. Diyor, evet. Git sen gel aydan aya maaşını al. Aynen. Hatta geldi. Bazıları sigortasını yaptırıyor, maaşını bile ödemiyor. Yani evet. İstismar ediliyor. Evet. Yani evet. Mesela bazı, ben normalde bahsettim, böyle uygulamalarda ciddi sıkıntılar da var tabii. Mesela kotadaki işçiyi çalıştırmadığı için ceza ödemek zorunda özel sektör. Ama bundan kurtulabilmek için gerçekten işçiyi çalıştırmıyor. Engelli işçiyi çalıştırmıyor. Gel diyor, sen sigortanı ben yapayım. Sen borduruyu imzala. Biz senin sigortanı yapmış olalım. Engelli bireyin de işine geliyor. Engelli bireyin de işine geliyor. Halbuki onun yaşlılığı, onun hastalığı yok mu? Yani günün birinde bu emekli maaşına ihtiyacı yok mu diye. Onlar da bakıyor, tamam ya, daha sonra günü kurtarırız diyor. Dolayısıyla kendi gelecekler. Veya bir şeyi paralıyorsunuz, bedelini, hakkını vermelisiniz. Yani hak etmeden yani, bedel alıyorsunuz. Ama en acısı da şu, gel, işe gelme bile diyor. Maaşını veriyor, asgari ücret üzerinden sigortasını yapıyor, maaşını veriyor. Ya sen el ayağı dolanma, işte. Seni getirmesi problem. Seni getirmesi aynen. Problem. Getirdiğin zaman iş kazası riski var. Dolayısıyla bazı iş kolları için özellikle sen gelme buraya, biz senin maaşını bankamatik işçisi halinde yatıralım diyor. Ama bu da engelliyi tembelleştiren, maalesef üretime gerçek anlam, halbuki eğer rehabilite edilmiş, gerekli eğitimi almış ise kendi alanında engelli, başarılı bir biçimde çalışabilir. İşte en mesela basit, hemen aklıma gelen örneklerden biri, çok gürültülü ortamlarda işitme engellilerin çalışmasında ne sakınca var eğer gerekli rehabilite eğitimlerini almış ve işin özelliğine uygun meslek kurslarından geçmişse. Evet, tabii maalesef bu konuda Hakan Bey de bilir. Yani ben Afyonkarahisar'da bir ismini vermek istemiyorum. Engelli Dernek Başkanımızın işine gitmediği halde yıllardır kurumdan maaşının kendisine götürüldüğünü biliyorum. Bu da üzüntü var, verici bir durum. Çok, maalesef. Çok, maalesef. Çok. Evet. Turan Bey, size döneyim efendim. Efendim, bu meclis çalışmaları konusunda neler söyledi? Şimdi demin aslında siz Suha Bey'e sordunuz. Yani bu çok dernek var. Bunlar böyle dağınıklığı
sizin etkilerinizi azaltıyor mu diye. Evet. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre Türkiye'de 2000 dolayında engelliler alanında çalışan dernek var. Her kentte en az 10 tane, 15 tane, 20 tane, büyük kentlerde 150 tane, 200 tane olmak üzere 2000 dolayında dernek. Şimdi bu dernekler aslında herkes tabii kendine göre bir amaç koymuş, bir amaca doğru gidiyor. Ama bunlar küçük işler. Yani dernekler çok büyük boyutlu hedefleri önlerine koymuyorlar. Kendileri küçük hedefler koyuyorlar ve oralara ilerliyorlar. Biz diyoruz ki tabii finansman sorunu var, kadro sorunu var, bir sürü sorun dolayısıyla. Şimdi ama onlar hallerinden memnun. Onlar işte bir küçük kazanım elde ettikleri zaman tamam yaşasın kazandık diyorlar falan. Ama ne oluyor? Böyle küçük küçük kuyular açılıyor iğneyle. Küçük küçük kuyular açıyoruz. Küçük küçük kuyular açtığımız için suya erişemiyoruz. Yani bütün engeller açısından söylüyorum. Evet. Suya erişebilmemiz için bizim büyük kuyular, derin kuyular açmamız lazım. Derin kuyular açabilmemiz için de büyük iş makinalarını kullanmamız lazım. Biz şimdi o büyük iş makinalarını yaratmak istiyoruz. Yani meclisler sistemi. Yani böyle şey yapıyoruz. Peki bu 2000 dernek nasıl ortadan kaldırılıp güçleri birleştirilebilir? Demokratik bir ülkede örgütlenme hakkının olduğu bir ülkede siz dernek kurmayın, aman dernek kurmayı sınırlandırıyorum demek de olmaz. Siz dernek kurabilirsiniz. Kurun, çalışmalarınızı da yürütün. Ama farklı farklı dernekler birbirleriyle dayanışsınlar. Güçlerini birleştirsinler, iletişim halinde hareket etsinler. Hatta güçlerini, olanaklarını, akıllarını ortak meclisler çatısı altında birleştirsinler diyoruz. Biz böyle bir fikre ulaştıktan sonra bundan 4-5 sene önce Avrupa Birliği delegasyonunun bir çağrısı olmuştu. Sivil ağlar ve platformlar adıyla. Bu fikri projelendirdik, oraya sunduk. Avrupa Birliği bizim bu projemizi desteklemeye karar verdi. 70 proje arasında ilk 5'e girdi. 3,5 yıllık bir proje, yani 42 aylık bir proje olarak başladık. Bunu bir yıldan beri devam ediyoruz. Yalnız bu proje çerçevesinde 52 il destekleniyor. Yani projenin bütçesi ancak ona el veriyor. 52 ilde il engelli meclisleri kurulmasını destekliyor. Biz de başladık bir yıldan beri. Şu anda 51. ilimizi kurduk. 52. ilimizi de Mayıs ayı içerisinde tamamlayacağız. Yani şu anda Türkiye'de 52 ilde il engelli meclisi var. Bu meclislerde o yörenin bütün dernekleri ya da bu derneklerin büyük çoğunluğu güçlerini bu meclisler çatısı altında birleştiriyorlar. Meclisler ne yapıyor? Afyon'da yerel meclisler. Evet, ben onu soracaktım da sözünüzü kesmek istemedim. Afyonkarahisar var mı bu illerde? Onu özel olarak hemen anlatacağım. Evet, buyurun. Bu dernek, bu meclisler ne yapıyor? Birincisi o ilin engelli sorunlarını birlikte tartışıyor, ele alıyor, nasıl bir mücadele yürütürüz ona karar veriyor. İkincisi temsilcilerini seçiyorlar Türkiye Engelliler Meclisi'ne, yani Türkiye Engelliler Meclisi'ne gönderecekleri. O ili temsil eden temsilciyi seçiyorlar ve gelecek yıl Mayıs ayında da Türkiye Engelliler Meclisi bu seçilmiş delegelerin oluşturduğu bu meclis toplanacak. O da Türkiye'de engelli sorunlarını ele alacak, engelli stratejisini, eylem planını, politikalarını benimseyecek. Hükümetlerle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle bütün engellilerin gücünü de arkasına alıp masaya oturacak. Böyle bir süreç öngörüyoruz. Afyon'da İl Engelli Meclisi'nin kurulduğu, hatta ilk kurulan kentlerden biri. Yani sona kalan kentlerden biri değil. Sanıyorum geçen yıl 9 Kasım. Kasım ayında kuruldu. Şu anda Afyon'da faaliyet gösteren derneklerin çok büyük bir bölümü, onu Hakan bilir. Kaç kişi Hakan? 7 dernek şu anda. 3 kamu yararına, 4 yerel dernek. Dernek bu meclisi oluşturuyor. Evet. Her engel grubunun temsilcisi var. Fatma Hanım, yani Otizm Derneği aynı zamanda Beyaz Başkanı, Ay aynı zamanda Beyaz Ay Derneği Başkanı olan Fatma Kilci Kavas. Kavas hanımefendi o meclisin başkanı. Hakan Erdoğan arkadaşımız, yani
Altı Nokta Körler Derneği Afyon Şubesi Başkanı da Türkiye Engelliler Meclisi'nin üyesi. Yani gelecek yıl 10 Mayıs ayı içerisinde toplanacak olan Türkiye Engelliler Meclisi'nde Afyon'u Hakan Erdoğan temsil edecek. Çok güzel. Afyon ilimizi. Yani sistem bu. Çok büyük bir heyecan yarattı bu meclisler fikri. Şu anda meclislerimiz gayet iyi faaliyetler yapıyorlar. Ben bu hafta sonu buradan döndükten sonra Artvin'e gideceğim. Çünkü Artvin İl Engelliler Meclisi bir konferans düzenledi. Oraya katılacağım. Meclislerimiz şimdiden çalışmaya başladılar. Evet. Efendim isterseniz çözüme doğru gelelim. Sayın Suat, sizden başlayayım efendim. Buyurun efendim. Şimdi yani en esaslı çözüm anahtarımız bizim Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin de içinde yer aldığı üzere engellilikle ilgili sorunların tespit ve çözümü aşamasında devletleri oluşturan yerel ve merkezi yönetimlerin bir planlama yaparken engelli sivil toplum kuruluşlarına ve engellilere sorması, onlarla beyin fırtınası yapmasıdır. Yani çünkü Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bizim açımızdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandığı için anayasamız gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkartmış olduğu bir kanun hükmünde. O da der ki engellilikle ilgili sorunların çözümünde engellilik kuruluşlarına ve engellilere danışın, sorun, onlarla birlikte çalışın der. Eğer bunu idarecilerimiz, bürokratlarımız, siyasilerimiz başarırsa engellilikle ilgili sorunların çözümünde çok önemli bir anahtara sahip olmuş oluruz. Bunun dışında söyleyeceklerimiz spesifik örneklerdir. İşte bunlardan birisi belediyelerimizin fiziksel çevreye erişiminde, biraz önceki konuşmalarımda da ifade ettim, yılların biriktirdiği sorunları bir günde çözme şansı olmayabilir. Mümkün değil zaten. Binlerce bina. Zaten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı erişilebilirlik komiteleri binaları denetliyor illerde. Ama ceza kesemiyor. Yani oraya girmiyorum şimdi ama bir binanın erişilebilir olup olmadığına dair tespit yapıyor. Ve sonra o ilgili bina sahibi kuruluşa bunları madde madde söylüyor. Şunları düzelt. Şöyle çizgi yap, böyle levha koy, şöyle asansör yap. Bunlar sesli olsun, kabartma levhalar bulunsun falan diye. Burası tamam. Ama biz diyoruz ki geriye doğru düzeltmeler böyle yapılsın ama belediyeler engellilerin de bu toplumda yaşadığını unutmayarak, özellikle şimdi yerel seçimlerden de çıktık. Evet. Yeni binalara ruhsat, imar, iskan verirken bu koşulları da gözetsin. Eğer ortopedik engelli 7 katlı bir apartmandan daire aldığında 7. 6. 5. kata çıkabilecek bir asansöre sahip değilse o binaya ruhsat vermesin. Gibi. Evet. Şimdi dolayısıyla bizim söylemek istediğimiz ana vurgu bu. Geriye doğru birikmiş sorunların çözülmesi için zamana ihtiyaç var. Belediye başkanlarımızın, kamu yetkililerinin özel gayret göstermesi gerekiyor. Ve burada da genel binalardan başlamak gerekiyor. İşte nedir? Alışveriş merkezleri. Nedir? Hastaneler, nedir spor sahaları, spor salonları, nedir tiyatro, sinema, eğitim kuruluşları, değil mi?
Öncelikli olarak en basiti yani bir ATM'yi bir engelli nasıl kullanabilir? Nasıl girecek? Nasıl gezecek? Evet. Yani düzgün değil. Kaldı ki alışveriş merkezlerinin tarihi Türkiye'de eski değil. Şu son yoğunlaşması 10 yılın işi. Tabii. Bunların gözetilmiş olması lazım. Yani şimdi tarihi bir binayı belki yapamayabilirler. Sit alanına girer, tarihi korumak gerekir falan. Ama ya AVM'yi yeni yapmışız ya. 10 yıllık bir AVM, bina değil mi? Bunu engelliyi de gözetecek şekilde yapmaları gerekirdi. Ama yapılmayan AVM'ler var. Evet efendim. Yapılmayan tiyatro, sinema salonları var. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben son sözü de Sayın Turan Bey'e vermek istiyorum. Son birkaç dakika içerisinde evet. Efendim. Şimdi aslında çözüm için gerekli mevzuat, altyapısı oluştu. Söylediğim gibi artık Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni Türkiye kabul etti, onayladı, bir iç hukuk metni haline getirdi. Aşağı yukarı 10 yıldan beri de Türkiye'de bu sözleşme yürürlükte. Şimdi bu sözleşmelerdeki genel düzenlemeleri hayata geçirirsek çözmüş olacağız bütün her şeyi. Şimdi sözleşme 50 madde. 50 maddenin içine sinmiş, bütün maddelerine sirayet etmiş 5 tane ilke var. 5 tane ilke. Birincisi eşitlik ilkesi. Yani engeller de haklar bakımından, fırsatlar bakımından, olanaklar bakımından herkesin yararlandığı haklara, fırsatlara, olanaklara eşit olarak sahip olmalılar. Birincisi bu. Bunu bütün hayatın bütün alanında gözetmemiz gerekiyor. İkincisi bağımsızlığı için engellinin yani başkasının yardımına gereksinim duymadan bir yerden bir yere gidebilmesi, bilgiye erişebilmesi, mallara, hizmetlere, efendim haklara erişebilmesi. Bütün bunlar için sözleşmenin öngördüğü kuralların derhal yaşama geçirilmesi lazım ki bu çok önemli bağımsızlık ilkesi. Üçüncüsü işte erişilebilirlik. Deminden beri konuştuğumuz bütün hayatın erişilebilir hale getirilmesi, kentlerin, toplu taşıma araçlarının, açık alanların erişilebilir hale getirilmesi, belediyelerin başlıca görevi. Belediyeler burada görevlerinin nasıl yerine getirileceğini mi öğrenmek istiyor? Açacaklar sözleşmeyi, bakacaklar. Erişilebilirlikle ilgili işte 19. madde, 9. madde vesaire bakacaklar. Orada bütün reçete var, bütün formüller orada var. Ne yapmaları gerektiği oralarda yazılı. Dördüncüsü ayrımcılık yasağı. Hayatın bütün alanlarından ayrımcılığı kaldırmamız lazım. Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesine engellilerle ilgili ayrımcılığın yasaklanmasına ilişkin bir madde konuldu 2005 yılında. Fakat sonradan tuttular 2014 yılında buna bir ek yaptılar. Eğer ayrımcılık nefret saikiyle yani nefret duygusuyla yapılıyorsa suç sayılır hale geldi. Halbuki bir kişinin nefret saikiyle mi ayrımcılık yapıyor? Yoksa başka sahiplerle mi? Bunu bilemezsiniz. Ruh dünyasını inceleyemezsiniz. Ayrıca hukukun görevi de insanların ruh dünyasını incelemek değildir. Bu yanlış bir uygulamadır. Derhal Türk Ceza Kanunu'ndan bu nefret sahiki ibaresinin kaldırılması gerekir. Ayrımcılık her ne şekilde yapılırsa yapılsın suç sayılmalıdır. Ve kovuşturulmalıdır. Ve son olarak demin Su arkadaşımızın söylediği, hayatın bütün alanlarına engellilerin katılması gerekir. Karar alma süreçlerine engellilerin katılması gerekir. Siyasete, temsil kurullarına engellilerin katılması gerekir. Türkiye'de daha yerel seçimlerden yeni çıktık. 22 bin dolayında belediye meclis üyesi var. Bunun sadece 24-25 tanesi engelli. Ne açıyor? Oysa evet. Nüfusun %12'si engelli. Yani 10 binde 1'e tekabül ediyor. 1000 kişide bir tane belediye meclis üyesi var. Nüfusun %12'sini temsil eden engelliler açısından. Dolayısıyla bizim formülümüz, bizim çözümümüz, reçetemiz engelliler hakları sözleşmesidir. Oraya bakacak, bunu yaygınlaştıracağız. Uygulanması için gerekli bilinci yaratmamız lazım. Devlet olarak, sivil toplum olarak bunu yapmamız gerekiyor. Oraya bakılacak, oradaki düzenlemeler hayata geçirilecek. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Efendim zamanımız çok kısıtlı. Konuklarımdan tekrar özür diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben ev sahibi konumunda oldukları için Ahmet Bey'e ve Hakan Bey'e teşekkür ediyorum anlayışları için.
Siz biz nasıl olsa ev sahibisiniz. Sizi her zaman evet. Ben Engeller Konfederasyon Başkanımız Sayın Turan İşli'ye ve Türkiye Körler Federasyon Başkanı Sayın Suha Sağlam'a çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadıkları için, Afyonkarahisar ilimize geldikleri için. Ayrıyeten size de teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Tüm engelli kardeşlerimizin Engeller Haftası'nı kutluyorum. Evet, efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Engelli kardeşlerimizin, bireylerimizin sorunlarını konuştuğumuz, çözüm önerilerini dile getirdiğimiz programda. Ben katılımlarından dolayı Türkiye Engelliler Konfederasyon Başkanı Sayın Avukat Turan İşli ve Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Suha Sağlam'a öncelikle teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm de 6 Nokta Körler Dernek Başkanımız Hakan Erdoğan ve Başkan Yardımcımız Ahmet Atacan'a teşekkür ediyorum. Bizden bu akşamlık bu kadar. Haftaya yeni bir mercek programında yeni bir konu ve konuklarla bir arada olmak dileğiyle.